Bismillahirrahmanirrahim. Sekizinci misal. Altı çocuğun her biri ayrı ayrı birer mucize-i Ahmediye'ye mazhar oldu. Birincisi, İbni Ebi Şeybe, muhakkik-i kamil ve muhaddisi meşhur haber veriyor ki, bir kadın bir çocuğu Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamın yanına getirdi. O çocukta bir bela vardı, konuşmuyordu, aptal idi. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam bir su ile mazmaza etti, elini yıkadı, o suyu kadına verdi. Çocuğa içirsin ferman etti. Çocuk o suyu içtikten sonra hastalığından ve belasından bir şey kalmadı. Öyle bir akıl ve kemal sahibi oldu ki Ukalaynaz'ın fevkine çıktı. İkincisi nakli sahih ile Hazreti İbni Abbas demiş ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama mecnun bir çocuk getirildi. Mübarek elini onun göğsüne koydu. Birden çocuk istifra etti. İçinden küçük hıyar kadar siyah bir şey çıktı. Çocuk şifa bulup gitti. Üçüncüsü, i̇mam Beyhaki ve Nesai nakli sahi ile haber veriyorlar ki, Muhammed İbni Hatip isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş. Bütün kolunu yakmış resul Ekrem aleyhisselatü vesselam meshedip tükürüğünü sürdü, dakikasında şifa buldu. Dördüncüsü, büyümüş fakat nisanı yok, büyükçe bir çocuk, resul Ekrem aleyhisselatü vesselamın yanına geldi. Çocuğa ferman etmiş, ben kimim? Hiç konuşmayan dilsiz çocuk, ente Resulullah deyip tekellüme başlamış. Beşinci çocuk, alemi yakazada Resul-i Ekrem ve vesselam'la mükerrer surette müşerref olan Celaleddin Suyuti ve asrın imamı tahriç ve tahsih ile Mübarekül Yemame ismiyle meşhur bir zatı daha dünyaya yeni geldiği vakit Resul-i Ekrem ve vesselam'ın yanına getirmişler. Resul-i Ekrem ve vesselam ona müteveccih olmuş, çocuk tekellüme başlamış. Eşhedü enneke Resulullah demiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam barek Allah demiş. Çocuk ondan sonra büyüyünceye kadar daha konuşmamış. O çocuk bu mucize-i Ahmediye'ye ve barek Allah dua yine bevisine mazhar olduğundan Mübarekül Yemame ismiyle şöhret bulmuş. Altıncı çocuk Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam namaz kılarken hırçın bir çocuk namazını kat edip geçtiğinden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Allahümme kta' eserah demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş, öyle kalmış, hırçınlığının cezasını bulmuş. Yedinci çocuk, çocuk tabiatında hayasız bir kadın, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yemek yerken lokma istemiş, vermiş. Demiş, yok senin ağzındakini istiyorum. Onu da vermiş. O gayet hayasız kadın o lokmayı yedikten sonra en hayalı kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir haya sahibi oldu. İşte bu sekiz misal gibi seksen değil, belki sekiz yüz misalleri var. Çoğu kötü bir siyer ve hadiste beyan edilmiştir. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli, hakim Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın ab hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa aleyhisselamın nefesi gibi mededres ve şifa resan olsa ve nevi beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa elbette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler, cümlesi şifa bulup gitmişler. Hatta kırk defa hac eden ve kırk sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen taus denilen Ebu abdurrahman il Yemani katiyyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse, Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam sinesine elini koymuş ise katiyen şifa bulmuştur. Şifa bulmayan kalmamış. İşte asr-ı saadette yetişmiş böyle bir imam böyle kat'i ve külli hükmetmişse elbette ona gelen hiçbir hasta kalmamış ki illa şifa bulmuş. Madem şifa bulmuş, elbette müracaatlar binler olacaktır.